Kızlar, biriniz arşive gidin, şu dosyaları bulup getirin bana, hadi. Tabii müdürüm. Ragıp Hoca bu. Şunu sesini açsana bir. Sayın seyirciler, arkamda gördüğünüz hastanede sabah saatlerinde başlayan eylem hala devam ediyor. Gün geçtikçe artan şiddet olaylarını protesto amacıyla iş bırakan doktorlar, hemşireler ve sağlıkçılar seslerini duyurmak için bir aradalar. Bugün görülen duruşma sonrası saldırgan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılınca eylemin fitili ateşlenmiş oldu. Bir bu eksik. Bakın biz burada sabahtan beri eylem yapıyoruz. Sağlıkçılar olarak her gün maruz kaldığımız şiddeti protesto ediyoruz. Ama maalesef bizim istememizle olmuyor. Az önce arkadaşlarım söyledi. Yarım saat önce acilde görev yapan bir hemşire arkadaşımız, 24 saattir nöbet tutan bir hemşire kızımız burnuna yumruk yemiş. Biz burada avaz avaz bağırıp derdimizi anlatmaya çalışırken bile şiddet durmuyor. Damar yolu açmaya çalıştığı bir hasta, canım çok acıdı diye kızın burnunu kırmış. Daha 6 aylık hemşire bu kız yahu. Mesleğine yeni başladı. Hak ettiği bu muydu? Rıza baba, eylem izinsiz. Ama yine de müdahale etmek istemedik. İyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Müdahale yok. Diğer memurlara da söyleyin, yeri çekilsinler, tamam mı? Hadi. Başla. İnanın çok şey istemiyoruz. Sadece güvenle, huzurla, başımıza bir şey gelir mi korkusu duymadan işimizi yapmak istiyoruz. Bugün arkadaşlarımız tanınmamak için devlet hastanelerinin bahçesinde önlüksüz gezmek zorunda kalıyorlar. Kapısında 7/24 çevik kuvvet olan hastaneler biliyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Biz mesleğimizle gurur duyuyoruz. Ancak asgari insani şartlar olmadan işimizi nasıl yapabiliriz? Ragıp Hocam kolay gelsin. Sağ olun müdürüm. Eylemi bitirin diyeceksiniz herhalde. Bizim derdimiz isyan çıkarmak değil müdürüm. Sesimizi duyurmak. Bir de mümkünse ölmeden işimizi yapabilmek. Haklısınız. Anlıyorum, anlıyorum. Biz de size yardımcı olmak için ne yapabiliriz diye düşündük. İlçe emniyetle konuştum. Burayı başıboş bırakmayacağız. Devriye ekipleri 7/24 buradalar. Merak etmeyin. Herhangi bir durumda çok çabuk müdahale edilecek, tamam mı? Ben ve arkadaşlarım güvenliğiniz için elimizden geleni yapacağız. Merak etmeyin. Sağ olun ama siz de biliyorsunuz ki sorun daha derinde. Biliyorum. Ama şimdilik elimden bu kadarı geliyor hocam. Peki. Umarım önlemleriniz işe yarar. Merak etmeyin. Arkadaşlar, eylemi sonlandırıyoruz. Neye ihtiyacınız olursa arayın lütfen, tamam mı? Sağ olun. İyi görevler. Sağ olun, sağ olun. Bir gezünüz burada olacak. Ragıp Hoca'ya söz verdim. Tamam mı? Beni mahcup etmeyin, hadi. Anlaşıldı müdürüm. Adın Nurcan'dı değil mi? Evet müdürüm. Güzel. Artık buradaki gözümüz kulağımız sensin. Tehlikeli bir durum hissedersen mutlaka bizden destek iste, ha? Telsiz kodumuzu biliyorsun değil mi? Emredersiniz müdürüm. İyi, güzel. Müsaadenizle. Evet. Güzel. Bu kadar mermi hepsine yeter. Acımayacağım lan hiçbirinize. Gerekirse yerin altından girerim. Ama girerim. Düzenli olarak her gün bir saat yürüyeceksin. Hareket etmen lazım. Yoksa bu ağrıların geçmez.
Tamam hocam, hiç merak etmeyin. Geçmiş olsun. 15 gün sonra tekrar görüşüyoruz. Hadi. Teşekkür ederim hocam. Allah Allah. Bu kapı niye açık ki? Allah kahretsin. Adam içeri girmiş. Ne oldu komiserim? Sen nasıl görmezsin bunu? Kahve almaya gitmiştim ama. Kahvenin sırası mı şimdi? Ragıp Hoca'ya saldıran Serhat hastaneye girdi. Tekrar ediyorum. Dünkü şüpheli şahıs hastanede. Her katı kontrol edin. Gel benimle. Son tetkikleri yaptın mı? Tamam hocam. Kan zehirlenmesi gibi görünüyor. Gebereceksin doktor! Dur yapma. Anama yemin ettim mezarında. Acını anlıyorum. Ama ben öldürmedim anneni. Yalan! Dur! At silahını polis. Ya öldürürüm ya öldürürüm. Başka çıkış yok. Geç lan. Kalk. 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 Bırak. Yat. Kim çıkardı lan bu doktorları başımıza? Kapa çeneni yürü. İtmesene lan biniyoruz işte. Konuşma bin arabaya. İkidir hayatımı kurtarıyorsun Nurcan. Ne diyeyim? İyi ki varsın. Estağfurullah hocam. Ben görevimi yaptım. Tekrar geçmiş olsun Ragıp hocam. Sağ olun. Müsaadenizle Nurcan memurla bir şeyler konuşmam gerek. Tabii. Sağ olun. Tebrik ederim. Günün kahramanı olmuşsun ha? Müdürüm yapmayın. Ben sadece işimi yapıyorum. Mütevazi olman güzel bir şey. Ama şimdi lafımı kesmeden beni dinle. Zaten kısa konuşacağım. Akıllı ve çalışkan bir memursun. İnisiyatif almayı biliyorsun. Ve tehlikeyi de koklayabiliyorsun. Aferin. Şimdi sana soruyorum. Aynı performansı bizim ekipte de gösterebilir misin? Nasıl yani? Anla işte yani. Seni aramızda görmek istiyoruz ekipte. Eğer sen de istersen tabii. Sahiden mi? Tabii sahiden. Ben çok şaşkınım müdürüm. Ben emniyet müdürüyle konuştum. Onlar da kabul edecekler. Sen kararını ver. Var mısın yok musun? Varım müdürüm. İyi. Elbette varım. Güzel. İyi aferin. Yarın sabah ofiste ol. Evrak işlerini ben hallederim tamam mı? Hadi aferin. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Sizi asla mahcup etmeyeceğim müdürüm. Etmesen iyi olur. Hadi.